Merhaba arkadaşlar. Yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz kesirlerin anlamları arkadaşlar. Kesirler 5 değişik anlama gelebilir arkadaşlar. Şöyle yazalım ve bunları tek tek açıklamaya çalışalım arkadaşlar. Bir kesirlerin birinci anlamı parça bütün ilişkisi arkadaşlar. İkinci anlamı ölçme arkadaşlar. Üçüncü anlamı bölme arkadaşlar. Dördüncü anlamı işlemci. Beşinci anlamı ise oran arkadaşlar. Sanki biz bunların her birini farklı bir şey gibi düşünüyoruz. Ama aslında öyle değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her biri kesirlerle anlamlı kılıyor arkadaşlar. Şimdi tek tek inceleyelim arkadaşlar. Birinci anlamımız parça bütünü ilişkisi arkadaşlar. Bir. Parça bütün. Ne demek parça bütün arkadaşlar? Şu demek. Diyelim ki 30 TL'nin 6'da 5'i Kaçtır? Diyor mesela arkadaşlar. Değil mi? Bizim bütünümüz ne? 30 TL'miz arkadaşlar. 6'da 5'i bir kesir. Belli bir miktarı işte parça bütün. Parçamızı bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle 30'u modellersen bakın şöyle. 2 4 5 bakın 5'ler. Kaç tane olacak? Tabii ki 6 tane 5'ler olacak şöyle. Bu insan olabilir, para olabilir. Değil mi? Her türlü şey olabilir bakın arkadaşlar. 5'te ne diyor? 6'da 5'i diyor arkadaşlar. 6 parçaya bölmem lazım. Bakın 6'ya bölersem şöyle. Bakın şöyle 1 2 3 4, 5. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 parça oldu. 2, 4, 5. Evet. Devam edelim. Bir 6 daha gerekiyor. Evet arkadaşlar. Bakın 6'da 30 6'da 30'un 6'da 5'i 5'ini 1 2 3 4 5'i arkadaşlar görüyorsunuz. 6'da biri 5 tane oluyor. 5 kere 5 25 oluyor. Bu bizim parçamız işte arkadaşlar. Birim parçamız 5. Asıl parçamız ise 25 oluyor arkadaşlar. Parça bütün ilişkisini göstermede ne yapıyoruz? Biz kesirleri kullanmış oluyoruz arkadaşlar. Bu kesirlerin birinci anlamı arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci anlamımıza. İkinci anlamımız ölçme arkadaşlar. Ölçme nedir? Bir şeyi başka bir şeyle değil mi? Kaç tane olduğunu sayma. Değil mi? Şunu şöyle içinde kaç tane var? Değil mi? Biz ölçmeyle çok karşılaşıyoruz. Nerede karşılaşıyoruz? İşte benzin alırken değil mi? Ölçme yapılıyor bakın. Yaptığımız şey içinde bir litrelik şeylerden kaç tane var? Onu ölçerken ne yapıyor? Ölçme yapıyoruz arkadaşlar. Mesela bakın diyelim kırmızı şeyimiz 5'te 3. 5'te 3'ün içinde acaba 5'te 1'lerden kaç tane var? 5'te 3'ün içinde 5'te 1'lerden kaç tane olduğunu anlamak istiyorsan sayman lazım. 1, 2, 3 tane. Demek ki 5'te 3'ün içinde 5'te 1'lerden 3 tane varmış arkadaşlar. İşte ölçme anlamına da geliyor. Bir şeyi başka şeylerle sayma anlamına gelen ölçme bu şekilde kesirlerde de karşımıza ne yapıyor? Geliyor arkadaşlar. Geçelim 3. anlamımıza. 3. anlamımız bölme arkadaşlar. Nedir bölme? Mesela 10 TL'yi kaç kişiye dağıtacağım? 4 kişiye dağıtacağım arkadaşlar. Eşit bir şekilde dağıtacağım. Bakın, birer lira versem bir buna, bir buna, bir buna, bir buna. Elimde ne kadar kalır? 6 TL kalır arkadaşlar. 6 TL'de de birer var. Verelim 1 lira buna, 1 lira buna, 1 lira buna, 1 lira buna. Ne kaldı elimde? 2 TL kaldı. Bakın şöyle 2 TL kaldı. Ama 4 kişi var arkadaşlar. Birer versem yetmez. O zaman böleyim. Ortadan 2'ye böleyim. Bakın. Şu buna. Bu buna. Evet, şu buna. Evet, şu da buna. Bakın. Ne oldu? Şunun adı nedir arkadaşlar? Yeni adı nedir bunun? 2'de 1. 2'de 1. 2'de 1. 2'de 1. 2'de 1 arkadaşlar. Topladığımızda bakın. 2 tam 1 bölü 2. 2 tam 1 bölü 2 ya da 2,5 TL de diyebilirsin değil mi? 2,5. 2 tam 1 bölü 2. 2,5 TL ya da 50 kuruş şeklinde düşünebilirsin. 2 lira 50 kuruş diyebilirsin. Aynı manaya geliyor zaten. Anlam açısından hiçbir fark yok arkadaşlar. İşte belli bir parayı Bölüştürme anlamında kesirleri ne yapıyoruz yine kullanıyoruz arkadaşlar. Gelelim dördüncü şeyimize işlemci arkadaşlar. İşlemci anlamı şu arkadaşlar. Mesela 20 metre kare duvarı ne yapacağız? 5'te ikisini bulacağız. 5'te ikisini bulacağız arkadaşlar. Ne yapmalıyız? 20 metrekareyi 5'e bölüp, değil mi? Şöyle 20 metrekareyi ne yapmalıyız? 5'e bölüp ikisini almalıyız. Bakın 5'e bölüp 1 2 3 4 5'te ikisini sarıya boyayacağım ya da kırmızıya boyayacağım 5'te ikisi. Önce ne yapacağım? 5'te birini bulacağım. Birim parçayı bulacağım. 20'yi 5'e böleceğim. 20'nin içinde 5, 5, 10, 15, 24 defa var. Bu ne? Bu birim parçamız. Ama bizim parçamız ise bundan 2 tane barındırıyor. 2 tane. 4 metrekareden 8 metrekare olmuş oluyor arkadaşlar. 4. anlamı da budur arkadaşlar. Gene bakın bütün 20 parçamız 8'dir. Birim parçamız ise, birim kesrimiz ise 4 metrekareyi temsil etmektedir arkadaşlar. İşlemci anlamı da budur. Gelelim beşinci anlamımıza o da oran arkadaşlar. Oran nedir? Bir bütünü oluşturan parçalar arasındaki ilişki ya da parça bütün ilişkisini gösteren kesire oran diyoruz arkadaşlar. Mesela parça parça ilişkisi dersek ne demek hocam? Şu demek mesela çorba yaparken Un ve su kullanıyorsun değil mi? Un 2 bardak. Su 3 bardak kullanıyoruz arkadaşlar. Bakın unun suya oranı dersem. Bakın parça parça ilişkisi. 2 bölü 3 olacaktır arkadaşlar. Peki unun çorbaya oranı dersek. Bakın burada parça bütün ilişkisi var. Parça bütün. Parçamız ne? Un. Un 2. Bütünümüz ne? Yani unla suyu karıştırdığımızda bütün çorba ne çıkıyor? 5. Beş. 5'te ikisi un olmuş oluyor. Çorbanın 5'te ikisi un olmuş oluyor arkadaşlar. Ya da su bölü çorba. Bu da ayrıca bir parça bütün ilişkisidir arkadaşlar. Bu da 3 bölü 5. 5'te 3'ü 5 bardak çorbanın 3'ü su olacak ikisi un olacak gibi arkadaşlar derin manalara ne yapıyor? Geliyor arkadaşlar işte parça parça ilişkisini ya da parça bütün ilişkisini göstermek için mesela gözlüklüler, gözlüksüzler ya da gözlüklülerin tamam bütün sınıfı oranı gibi genelde biz parça bütün ilişkisini oranlarda daha çok görüyoruz arkadaşlar. İşte kesirlerin 5 tane kullanım anlamı buymuş arkadaşlar. Peki. Videom burada bitti arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.